Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Şu an iftara dakikalar kaldı. 25 dakika. 25 dakika kaldı. Bizim hala lakin, ortada yemek yok. Bizim ortada yemek yok. Yani bir Kırşehir'e doğru gidip geldik. Geldik. İftarda sonra rahatsızlanınca çok kötü bir gündü. Yetiştiremedik. Biz de bayağı bir yorulmuşuz. Geç gittik, geç geldik. Haliyle gecikti arkadaşlar. Tabii ben de kapıda bu sefer hayvanları güttüm. Ya bir soğuk var. Yani adamın içine işliyor. Adamı dövüyor. Öyle diyelim. Neyse. Şimdi şurada et kavruldu. Kavruldu mu? Yok, haşlandı. Yemeğimizin adını söyle bakalım. Maraş tava. Maraş tava arkadaşlar. Maraş tava yapıyoruz. Daha önce kanalımda babam yapmıştı. Bilenler bilir. Ben babamdan öğrendim bu tarifi. Evet. Arkadaşlar havuç, patates ve patlıcan kızartılıyor. Ondan sonra biber, domates ve soğan ve şurada da etimiz var. Yani biber, soğan, domates, bunlar çiğ. Şu diğer üçü kızartılıyor. Etimizi de haşlıyoruz. Kuşbaşı eti. Değil mi Hifa? Evet. Ben babam da açıdan öğrenmiş. Kayınbabam babam da taşeron şirketlere çalışmaya gidiyor ya arkadaşlar. Orada bir yerden öğrenmiş, bir aşçıdan. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey yapalım. Gel bakayım Hifa. Gel Hifa'nın yeni oyuncağı. Şimdi arkadaşlar, sabahleyin Hifa ile bu oyuncağını bir çektik. Sizi oraya göndereyim, bir izleyin onu, geri gelin. Hifa, babanla biz, ben sana sürpriz yaptık. Ne? Seni çok sevineceğim bir şey. Ne? Sence ne? Sana hediye aldım Hifa. Ne? Çok güzel bir hediye aldım. Göster. Hadi. Ne istiyordun sen? Kalem dedim. Kalem mi? Yanlış hediye almışız. Tamam, o zaman ben bir geri döneyim. He? Ne? Hadi tahmin et. Bir bebek aldım. Bebek. Hangi bebek? Bak. Lira. Ha. Kim aldı? Ben aldım. Gel. Açalım mı beraber? Geç şöyle. Şekerini koy şu şeyin içine. Çıkarıyorum. Makası getirseydik keşke şeyi. Benim makasım var bundan. Haydi getir makasını. Gel, hemen makasını da getiriyor arkadaşlar. Şöyle Nilo'yamızı da bir gösterelim arkadaşlara. Sen de bak arkadaşlara. Nilo'ya sarılıyor. Karşıya kameraya bir bak. Şöyle gördü. Sevindi ya. Eyvah, senin kadar var ha. Ne yapacaksın Hifa şimdi bu bebeklerin? Bebekle oynayacağım. Oralar niye o kadar set yapıyorlar ya? Ben de anlamadım ki ya. Bir bildikleri var diyeceğim. Bekisi biliyorum. Bek de yok gibi öyle. Bekisi biliyorum, gel. Büyük uğraşlar neticesinde. Bebeği kurtardık. Ne çizgi filmde de anlamıyordum. Kafası niye koyduysanın kaç katı değil. Ya şey o, yani herhalde o stil bir oyuncu şey, animasyon, çizgi film olmuş oluyor. Sevdin mi? Nasıl? Hediyemi beğendin mi? Beğendim. Bak, Tospik de burada. Bunu ne yapmışlar ki? Bilmiyor ki kızım. Ne o? Altında. Ben de bilemedim kızım. Ne? Şeydi, acaba düt mü? Onu anlamış değil. Yo. Çıkınca mı diyor acaba düt? Çıkmıyor ki. Kucağına al, tamam mı? Tamam. Tospik neydi olsun? Tospik de orada olsun. Ya Tospik de benim olsun mu? Tospik yok sana. Sağ ol ya. Sevdin değil mi? Geçin yetene bunu sevebilen evde. Dünan diyor ki anne diyor. Kocaman bir kafası da gelecek.
Dönem diyor ki anne diyor bunlar diyor üşümüş diyor. Ne yapalım diyor. Ne yapalım? Bunları evimize alalım. Şey de öyle değil mi? Pepe falan da onların kafada büyük. Herhalde o yani onun bir tarzı, o bir adı var. Bebekken normalde gövdenin 1/3 mi ne oluyor ya? Ne? Kafa. Bir dönem böyle oluyor ya. He. Ona binaen mi yapıyorlar? Acaba bir dönem. Ya da daha sevimli, daha şey. Böyle güzel göründüğü için olabilir. Böyle kafa büyük, gözleri yuvarlak. Güzellik anlayışları değişik yani. Ne? Arkadaşlar. Dağın ucuna şu çikolata dağı gibi. Ucuna ağaç dikmiş gibi. Çamdan. Anne bunu niye bırakmışlar ki? Ama güzel, kaliteliymiş yani. Evet, bunu ben tostayı daha çok sevdim. Bak. Az biz de oynayalım yani. Tamam. İfe onu sana kim aldı bunları? Baba. Beraber aldık kızım. Eden sen de ben aldım diyorsun. Yani annenle beraber aldık tamam. Anne bu tosbikleri yürüyemiyor ki. Ne yapmıyor? Yürümüyor mu? Yürüyemiyor. Niye yürüyemiyor? Kızım zaten ağır yürüyen bir hayvan. He. Gece Nino'ya da uçuyor bile yani. Ha uyku sersemliğinden herhal. Biz dün Kırşehir'de bir aileye misafirdik. Baba bunu neye bu yapmışlar ki? Oradan geldik. Yorgun olduk. Bunu neye bu yapmışlar? Hiç sorma ya. Eve geldiğimizde yani gece 12-1'di. Sahuru da yapıp yatalım dedik. 4'te yattık yine herhalde. Aynen. Geri namaza kalk, geri yat derken afalladık, kız da afallamış. Hifa da gece boyu dizi mağarından dedi. Üşümüş herhalde sağda. Yani orada sıcaktı da yolda mı üşüdü? Gün içerisinde gitmeden önce mi üşüdü bilmiyorum. Baba, orada hafif yağış vardı. Bizim köye yaklaştıkça hava soğuyor. Yağış kara döndü. Yukarı doğru çıktı. Bizim burada kar yağıyor ve buz gibi. Aşağılarda da yağıyor. Bu sefer bizim buraya geldik. Her yer sis, kar, buz. Baba bunun ne? Videomuz devam ediyor. Evet, sabah yani hafif böyle uykulu yani birazcık da herhal gece bayağı bir ağrıyor dedi ayaklarım. Yani çok böyle bir şey tepkisini göremedim. Videodan da anlaşılmıştır bence. Çok böyle anlayamadım yani sevindi mi sevinmedi mi, videoda da böyle bir neşeyi patlamadı yani. Ama şimdi Allah'ın saçlarına, izniyle. Saçlarına diyor ki anne diyor. Göster şu oyuncu. Nilo'ya gibi yap diyor. İfa yüzünü Nilo'ya göster Nilo'ya. Nilo'ya da diyeyim ben Niola. Niola. Niola'nın yüzünü göster bir kız. Ama neyin var ya hepsini yedim. Sarıp duruyorum. Bak bakayım. Bak Niola. Niola. Tospik de şurada arkadaşlar. Tospik. Vallahi yetiştirmeye çalışıyoruz. Hafif yorgunluk, hafif kırgınlık yani soğuklardan olabilir. Çünkü ben kaç gündür dışarıda yani güneş var ama vücudumun içine işleyen bir soğuk var. Şimdi keçileri de kıyamıyorum. Güzel güzel yiyorlar Kübra. Bir türlü yani öyle ne bileyim 1 saat 2 saat değil de daha uzun tutmak isteği geliyor. Ne bileyim ya bu sefer de 2-3 gün böyle kendimi zorladım biraz. Onlar güzel yesin diye. Lakin bu sefer de ceremesini ben çekiyorum yani. Şimdi sana adı mı diyor? Tamam diyor. Bunlar ödeyecek diye diyor. Kendimi hasta etsem diyor. Bir hasta ödemem diyor. Aynen. Bu sefer de o var. Efendim kızım. Baba niye anlamadım bunu? Anne gibi. Anne sen ne anladın? Bu da arkadaşlar bu az önce de şeyi izliyor. Çizgi filmini izliyor. Ya annesini niye almadın diyor. Kızım sülalesini mi alacağız? Ne yapalım? Niye olanın? Kendini zor aldık. Evet. Ya şunun görüntüsüne bir baksanıza ya. Gerçekten Maraş tavanın böyle hoş bir görüntüsü oluyor. Bu fırına mı gidiyor Kübra? Bu fırına gidecek. Tamam. İnşallah yetişir ya. Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok. Yetişmesi de ne yapalım? Neyle kaldınız? Bir şey mi gidecek? Yok canım öyle
bir çağıran vardı. Onun için de Takırşehir'e arkadaşa gidip geldik. Orada da bayağı bir kalabalıktı arkadaşlar. Güzel geçti ya. Yani Allah razı olsun, buradan izliyorlarsa kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de güzel oldu. 5 aileydi, 11 tane çocuk. Cümbür cemaat, böyle hoş bir iftar yemeği oldu. Bizim için güzel bir değişiklik oldu. 4-5 yıldır görmediklerimizi gördük. Yani. Ya geç gidip geç geldik. Yorgunluk vardı. Bir tık yani niyeyse bizim de artık hastalanacağımız mı varmış anlamadım ki yani. Baba bu ayaklar da gidiyormuş. Evet. He, ayaklar da mı gidiyormuş onun kızım? Bakayım. He. Yok ayaklar gitmiyor. Onu oynatma öyle. Böyle anne baktığında onu görüyor. Ha bak bak. Şimdi gelelim. Üstündeki yağa bak. Ne güzel oluyor. Baba. Ay maşallah. Haydi bakalım. Haydi hadi şunu acele edelim ya. Bir, hızlıca bir koyalım artık şeye. Bir tane patlıcan koysam diye. Ya gerek yok ya. Haydi hadi. Bu kadar yeter mi? Yok fark ki. Yalanın yemek yaparız. Tamam. Yeter. Anne. Haydi. Zaten çoğu pişmiş burada. Fırınında yani biberin ve domatesin fırını görmesi kafi zaten. Bunu şöyle neyle karıştıracak? Ben baba nasıl yapıyorduk? Ay baba. Vallahi ne bileyim. Baba. Karıştı. Bir şeyle karıştıracak. Kızım bir dakika. Şurada bir yemek yapıyoruz lütfen. Bak sana bir şey. Kübra bir dakika bir bekle bir. Efendim kızım. Bak anne. Baba. Bunu televizyonda gördüm. Bu ne? Tamam. Tosbih televizyonda mı gördün? Evet. Burada gidiyormuş. Gider kızım. Bu niye gitmiyor diyor. Televizyonda gidiyor diyor. Allah Allah. Ben de anlamadım dedim. Düz attın. Şöyle pul biber at. Karabiber at. Baharat at. Baharatı da çok atamıyorum. Kızı yemiyor. At bir şey olmaz ya kızıma. Heh. Şu hafif. Şu acı var ya. Şu acıdan birazcık atabilir misin? O acıdan biraz at. Şu diğer kırmızı pul biber var ya. Şundan at. Bu acı değil zaten Kübra. Şunu al. Heh. Acı. Evet arkadaşlar. Acı. Şimdi şöyle bol bol karıştır bakalım. Tosbik. Mutfakta bir nem var. Hiç sorma. Haydi. Şimdi beni telaşlandırma. Haydi. Gel abi. Maraş tabağı. Ya şey var mı ya? Bir Maraşlılar var mı? Baksana. Var, var mıydı? Baba. Bir Maraşlılar baba, böyle baba, yorumlara baba. Bir dönerlerse seviniriz. Sana bir şey söyleyeyim. Evet. Kızımızın söyleyeceği bitmiyor. Söyle. Cangı. Gel abi. Ay maşallah. Bence böyle inir bu ya. Hiç pişmeye gerek yok. Hadi acele et ya. Ağırdan mı alıyorsun bana mı öyle geliyor? Daha sonra düşmesin deyince. Ama hemen suyunu koy, salçalı su mu koyuyorsun üstüne? Yani aslında kolay bir hazırlanışı var yani. Yani patatesi, patlıcanı, havucu kızartıyorsun. Domates, soğan ve biberi doğrayıp içine koyuyorsun arkadaşlar. Hani eti haşlamak gerekiyor. Çünkü et biraz daha yumuşaması lazım. Değil mi? İfa'da sahalara Niola'yla Nilo'ya. İfa onun adı ne? Niola. Alır başa bir tabağı al. Onunla başa bir şeyler yaparız daha sonra. Burada yeterince patlıcan var yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar geçen günü Erdoğan'a dedim geldim bana hoş yardım et dedim. He. Dur hele dedi ben dedi bir su alayım geleyim dedi. İftara yine yarım saat var. Sen gitti kaç dakika gelmedi. Allah'tan razı mısın? Ben ama salça alacaktım yoğurt çay. Arkadaşlar yani ben ayağının altına elin altında ne bağ mı olmayayım diyorlar. Neydi o kelimeyi getiremedim. Yani sana engel olmak istemiyorum ya. Yanlış anlama. Evet. Mi İfa? İfa bu oyuncağını çok beğendin mi bu bebeğini? Baba tosbik ne mayalı ki? Niye engel olmadı? Ne diyorsun kız? Bu tosbiye taktı ya. Tosbik yeşil işte. Tosbik kontrol yeşil. Ettim. Çizgi filmde de öyle farklı rengi yok yani. Vav. Evet arkadaşlar. Şöyle salçamızı bir güzel sulandırdıktan sonra
Bak var ya, yani şu an şunu var ya, boşu boşuna geciktiriyoruz. Yani 2-3 dakika. Yani 2 dakika uzunmuş 50 lira. Anlıyorum ama resmen fırına 2 dakika 3 dakika geç girdi. Tamam, kamerayı hemen bir bırak, yere bir koy. Vallahi bilemem. Yok yok, bence geciktirdin. Ne geciktirdin? Tamam, bırak gayrı onu. Yani şu an yemeğin hazır olması lazım yani. Heh. Evet. Hay maşallah. Şimdi getir, getir bakalım. Gel 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 gel. Gel abi, gel abi. Ha gelecekler. Gel abi, gel abi, gel abi. Evet. Biraz koysak mı ki? Koy koy hele bir koy, ısınsın. Allah rızası için bir fırına girsin. Ha. Haydi bakalım. Bir pilava bak, koştur koştur devam ediyor. Ya böyle bak, normalde hızlısın. Son dakikalarda ayrı bir ağırlık geliyor. Ben bir dakika çıtırtıyı dinleyeceğim. Yani tamam. Ya resmen 2 dakika geç koyduk. Yani elin ayağına dolanıyor. O onu orada orada. Altını kıs dursun. Yani battıcan almak zorunda değilsin ya. O arada da battıcan. Duruyor mu? Yarın durur, durur. Bir şey olmaz ya. 2 dakikada bir şeyi çekmez. Arkadaşlar. Şurada bir yetişmemiş yemek var. Ona yetişmemiz lazım. Değil mi Hifa? Hifa'nın kendisi yetmiyordu. Yetiyordu. Pardon. Şimdi bir de Nilo'yamız çıktı. Tezgahta onun da yeri var artık. Pilavımız hazır mı? Tamam, açmayalım. Yanına ne yapıyoruz? Cacık. Oo. Hadi bakalım. Cacıkla da güzel gider. Şöyle de burada güzel bir yoğurdumuz var arkadaşlar. İçerinin buharını göstereyim. Pencere buğulanmış iyice. Maraş tavamızı şöyle bir kontrol edelim Kübra. Gel 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 gel. Nasıl? Yumuşamış değil mi? Yumuşadı. Et zaten haşlandı. Şey, domates ve biberler nasıl? Onlar da hafif şey var. Üstten değil de alttan herhalde iyi sıcak verdiğini. He, değil mi? Haydi bakalım. Ezana da ezana da artık 5-10 dakika mı ne arkadaşlar? Yetişir. Bence yetişir ya. Ama ben hep sen strese sokuyorsun. Arkadaşlar diyor ki ne? Ya bu nasıl yetişecek bilmem ne. Ben bir saate bakın yetiştiriyor musun? Gelin arkadaşlar bakalım. İftarımızı açtık. Ya bu arada ezanımız okundu. Sofraya oturak gayri. Oo, hay maşallah. Ha, sofrayı niye kapattın? Niye? Sen yok. İşte diye kapattın değil mi? Yenice şu an kapattım. Ha, tamam. Şu an soba kapalı, yani az önce kapandı. Çok şey olmuyormuş da o da. O da artık şey yapacak bir şey yok. Belki birazcık daha kızarabilirdi ama şu an bozmayayım. Aynen. Arkadaşlar soba yanmıyor sanıyorum. Ne kadar hani sıcak. Ha, yok canım sıcak yanıyor. Üstüne koyduydum. Nasıl fakir diye. Pişmemiş sanmayın. Haydi gel. Geçelim içeri. Hifa da başlamış. Ben başladı o yarın. Evet. Vay maşallah. Şöyle tabaklarımıza. Ah ya. Ben tamam. Tabaklara koy istiyorsun. Neyi tutamıyorum diyor. Tamam şimdilik dursun o. Bir tabaklarımıza bir koyalım. Oo, gerçekten güzel bir yemek ya. Yani bence hızlı hazırlanıyor ama sadece şey, belki çeşit çok olduğu için kızartıyor, ne diyor, ne eliyor ama küçük adam oyalıyor gibi sanki. He, yani sence oyalıyor mu? Bence küçük oyalıyor ya. Öyle mi diyor? Evet. Bir tık oyalıyormuş ama arkadaşlar. Şey, bu oyalama pratik, lezzetli, hem sulu hem fırın yemeği. Güzel yani, hem birçok lezzet içerisinde barınıyor. Hmm. Ben mesela misafir gelecek, kavurma mı yapsam, yok patatesli etli tavuklu bir yemek mi yapsam yerine, mesela içinde patlıcan var, havuç var, yani birçok şey var yani. Tava da hep geçmeyin, bence burada bir kebap. Baya baya hem yani fırın yemeği, hem böyle bir kebap gibi hem de böyle değişik bir şey. Yani onu demeye çalışıyorum. Lezzeti çok güzel maşallah. Biz çok seviyoruz. Suyundan da şöyle bir tane alalım. Anne. Anne bunu aşağıdan aldın. Dur. İfa. Göster, göster şöyle. Ay maşallah. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Biliyorum bu aralar videolar biraz kısa geliyor. Farkındayım.
işleri yetiştiremiyoruz yoğunluktan dolayı. Hanımın kanalı da aktif tutmaya çalıştığı. Bir de aşkanla içme canımız kalmıyor. Bir de o da var. O da var. Aynen o i̇lk da var. İlk zaman takipçilerimiz de yazmış. Gerçekten ilk zaman sahurda bir yumurtayla doyuyorduk. Şimdi yumurta kalamıyor. He artık bağışıklığımı kazanmış gibi. He artık ne olduysa karın doymuyor. Erken acıkıyor. Sahur iftarda da yiyemiyor. Midem aynen. Böyle aynen. Değişik bir şey olduk. Bilmiyorum. Allah'tan hava sıcak değil. İnşallah güzel videolar gelecek arkadaşlar. Videolarımız güzel. Sadece bu aralar şey yani 20 dakikayı buluyor. Normalde 40-50 dakikayı buluyordu. İnşallah daha güzel videolar hazırlayacağız sizlere. Allah'a emanet olun. Bize ayırdığınız vakti inşallah hak etmişizdir. Sağ olun. Sağ olun.